annemler yürüyüşe gitmişler zaten. Bu öldürülen öğretmenlerin cenaze törenine. Oradan görüntüler vardı. Bu şey, annemin yengesi ve kucağındaki çocukla annemin kuzeni zaten. Kadınları bir yere toplayıp erkekleri bir yere toplamışlar. Ve orada birisi demiş ki erkekleri öldürecekler demişler kadınlara. Ben Mediha Güzelgün. 1991 Kahramanmaraş doğumluyum. 1998'den beri de Mersin'de yaşıyoruz ailem. Ben 10 yıldır Mardin'de sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Sinemayla ilgileniyorum. Daha önce bir kısa filmim olmuştu. Uzay, Fehmi ve Şehrin Sırları adında. Şimdi de Kahramanmaraş katliamının belgeselini yaptım. Annemin arkadaşları veya kuzenleriyle bir araya gelip sohbet ettiğinde kadınlar, konu bir şekilde Maraş katliamına geliyordu, yaşadıklarına geliyordu. Ve bundan bahsederken de bir kamera olsa da bizi çekse diye istiyorlardı. Yani olsa da bizi çekse bu anılarımızı diye. Ve ben küçükken bunu dert edindim herhalde. Çok istedim onları kayda almak. Çünkü unutulup gidiyor, medyada yer almıyordu. Bunu kendime görev bilerek bu işe giriştim. Çok zor günler geçirdiklerini, çok fazla göçün olduğunu, çok acımasızca katledilen çocukların olduğunu, ailelerin olduğunu, dağıldıklarını, hiç beklemedikleri bir anda olduğundan falan bahsediyorlardı. Tabii bizim çocuk aklımızla bunlar çok büyük, korkunç şeylermiş gibi, ki gerçekten öyle de geliyordu. İnanamıyordum. Bunu anlatmamız lazımdı bir şekilde. Belgeseli 2021 yılında başladık. Maraş'ta kalan, ülke içine göç eden, özellikle Mersin'e göç eden yoğunlukta kadınlarla ve İngiltere'ye göç eden, aslında yurt dışına göç eden kadınlarla görüşmek istedim. 20 kadınla çekim yaptık. Daha birçoklarıyla da telefonda görüştük. Konuşmak istemeyen kadınlarımız çok fazla oldu. Çekinen, korkan ya da unutmak isteyen birçok kadınımız oldu. 14 kadınla da belgeselimizi yaptık. Burada aslında amacım travmanın biraz da çevre etkisini incelemekti. Yani olay mahallinde kalan kadınlar, ülke içine göç eden ve hani yurt dışına göç eden kadınlar. Belgeselde en çok acıyı çeken, böyle bir kıyas olamaz tabii ama en çok acıyı çeken, birebir yaşayanlar daha uzağa gidenler olmuş. Onu gördük. Ya da affedemeyenler, yani hiç affedemeyen, tahammül edemeyenler, daha uzaklara gidenler gibi bir sonuç çıktı. Ve kadınların şahitliği benim için daha önemliydi. Çünkü kadınlar daha dobra, daha detaycı bakabiliyorlar. Hafızaları daha diri. Affetmeme konusunda bir soru sormuştum kadınlara. Kadınların hiçbiri affetmiyor ve neden affedelim ki diyor. Affetmeleri için diyor özür dilemeleri lazım. Aynı şekilde yaraların sarılmadığı, faillerin cezalandırmadığı bir ülkedeyiz. O yüzden de affetmek zor oluyor. Ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Çekim yaptığımda kadınların karşısında ben de ağlıyordum. Onlar da hala 45 yıl geçmesine rağmen ağlıyorlardı. Ben de onların karşılarında ağlıyordum. Daha sonra belgeseli yaparken de her duyduğumuzda ağlıyorduk. Hatta çekim yapan ekibimdeki insanlar da ağlıyordu. Dışarıya çıkıp hava alıp geliyorduk. Yani bu kadar mı diyorlardı hatta ekibimdeki insanlar. Yani gerçekten bu kadar mı diye yani şaşırıyorlardı. Gerçekten çok acı. Yani unutulmaması, affedilmemesi, kabullenilmemesi ve hala 45 yıl sonra bile ilk günkü gibi ağlamak çok acı. Ağır bir iş, zor bir işti. Ama yapılması gerekiyordu, anlatılması lazım ve aktarılması lazım. Altyazıyı yapan arkadaşımızla hiç şey yapmıyorduk, tanışmıyorduk, telefon üzerinden konuşuyorduk. 2 gün önce tanıştık. 2 gün sonra işe başladık. Çekimi yaparken beni aradı. Ağlamaklı karşıda. Ya ben çok üzüldüm dedi. Çok zor bir konu dedi. Altından kalkamayacağım galiba dedi. Telefonda karşılıklı ağlıyoruz. O çok etkilendiğim bir şeydi.
konuydu. Amacım çok fazla festivale göndermek, çok fazla izleyiciye ulaştırmak ve Maraş katliamını unutturmamak. Çünkü kadınlardan birinin isteği şuydu. Yani yine acılar yarıştırılamaz ama yani Sivas olaylarını çok fazla medyada görüyoruz. Ama Maraş katliamından kimse bahsetmiyor. Yani onlar sanatçılar diye mi gösteriyorlar? Bu benim çok zoruma gidiyor. Biz de orada halktık, yaşayan insanlardık. Bizden neden hiç medya bahsetmiyor demeleri beni daha çok etkiledi. O yüzden Türkiye'de derneklerde, cemevlerinde, festivallerde gösterimini sağlayacağım. Bunun için elimden geleni yapacağım. Çatışmalardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Kadınlar zaten çocuklarına da aktarıyor bu bilgileri ve kuşaklar boyu devam ediyor. Ve bu çocuklar yani ileride yaşamlarında etkilenerek büyüyor. Korkuyla, güvensizlikle büyüyorlar. Bu tür zorbalıkların durması lazım. Ya da olduysa da bir şekilde cezalandırılması lazım. Cezalandırmamak daha çok insanda kin duygusu, nefret duygusu, affedememe bunları oluşturuyor. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bunları göstermek istedik.